Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle poğaça yapacağız arkadaşlar. Bu poğaçayı bir defa yaptınız mı devamlı bu poğaçadan yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten hem lezzeti hem de pratik olduğu için. Ben çok seviyorum bu poğaçayı. Çocuklar da seviyor. Şöyle bir bardak çay bardağı üzerinden vereceğim tarifimi. Bir çay bardağı sütümü koydum. Ilık sütümü. Bir çay bardağı da ılık suyumu koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bugün ıslatmaya kullanacağım. Açabilirsem inşallah. Açtım. Bir paket ıslatmayı koyuyorum. Şöyle birazcık. Bir 5 dakika kadar bekleteceğim arkadaşlar. Birazcık mayamız aktifleşsin. Ben genelde yaş maya kullanıyorum. Yaş mayam kalmadığı için bugün kuru maya katmak istedim canlar. Daha doğrusu alıp gelmeye üşendim. O yüzden yine aynı görevi görüyor ama ben çoğunlukla hani yaş maya daha çabuk kabardığı için yaş maya koyuyorum. Şöyle bir 5 dakika kadar bekleteceğim. Şimdi şöyle 2-3 dakika beklettim arkadaşlar. Çok fazla da bekletmedim. Şöyle mayam birazcık eridi. Şimdi şu şekilde bir yumurtamın sarısını üzerine ayırdım. Akının içerisine koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı. 3 yemek kaşığı toz şekerimi. Tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Buraya da 6 çay bardağı unumu kattım arkadaşlar. 6. çay bardağımı bırakıyorum. Kaç bardak alırsa sizlere en son söyleyeceğim. Şurada bir kaşık tereyağım var. Bunu da az sonra ilave edeceğim. Şöyle bir güzel hamurumu yoğurayım şimdi. Hepsini alacak. Önce çay bardağımı da şöyle yarısını koyayım. Şöyle bu aşamada yemek kaşığı da tereyağımı da koyuyorum arkadaşlar. Şöyle iyice hamurumuza yedirelim. Şöyle benim 6 çay bardağımdan şöyle bir yemek kaşığı kadar unum kalmış. Onu da katıyorum ve tam 6 çay bardağı un aldı arkadaşlar. Şimdi şöyle iyice tereyağım salsın. Hamurum da ele yapışmayan bir kıvam alsın. İyice yoğuralım hamurumuzu. Evet. Hamurumu bayağı yoğurdum arkadaşlar. Bir 2-3 dakika yoğurdum, özleştirdim.
ele yapışmayan bir kıvamda hamurumuz oldu. Evet. Şöyle hamurumuz kabarana kadar bekleteceğim. Ben bir tepsilik yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz iki tepsilik yaparsanız iki katına çıkarabilirsiniz malzemelerimizi. Ben sadece bir tepsilik yapmak istedim sahura. Şimdi arkadaşlar benim hamurum kabarmış. Mayası gelmiş. Şu şekilde. Şöyle biraz masama yağ dökeceğim. Şu şekilde bezeler yapacağım. Burada da arkadaşlar benim birazcık beyaz peynirim ve kaşarım var içine koymak için. Şu büyüklükte birazcık daha alayım. Bezemi şöyle bu şekilde yapacağım bezelerimi. Şu birazcık büyük oldu. Üzerimde bu hafta sonu gerçekten çok büyük bir ağırlık var. Neden olduğunu bilmiyorum. Sanırım ev yaramıyor bana. Köyde daha iyi oluyorum. Daha enerjik oluyorum hiç olmazsa. Evde olduğum zaman hep böyle bir uyku moduna girmek istiyorum. Hep bir uyumak istiyorum. Bu da yorgunluktan mı kaynaklanıyor artık yoksa evle mi alakalı bilemedim ama gerçekten evde çok ağırlık basıyor bana. Köyde hiç yorulmuyorum. Yoruluyorum ama severek yapıyorum. Ama evde çok büyük bir ağırlık var bu hafta sonu benim üzerimde. Hayır olsun bakalım. Şimdi şöyle bezelerimi üçe böleyim. Bezelerimin hepsini denkleştirdim şöyle. Evet. Şimdi şöyle birazcık tezgahıma yağ alıyorum. Şöyle bezemin arkasını çevirip şu şekilde açıyorum. Şöyle birkaç tanesini aynı şekilde yapacağım. Şöyle kare bir form verdim. Şimdi bu şekilde peynirimi alıyorum. Bu şekilde ortasına koyuyorum. Aslında bu sadece kaşarla da çok güzel oluyor ama şu an kaşar peynirim az olduğu için bu şekilde beyaz peynirle karıştırmak istedim. Bu şekilde tepsimi kaldırıyorum.
Şöyle biraz büyüttükten sonra şöyle kare bir form veriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde peynirlerimi koyuyorum. Aynı şekilde bütün hamurlarımı yapacağım canlar bu şekilde. Bu şekilde ben bütün bezeleri yapıp ondan sonra doldurmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle bezelerimin hepsini açacağım ve sıradan dolduracağım. Bu şekilde daha pratiğime gidiyor, daha çabuk oluyor. Şöyle peynirlerimi hepsine dağıtacağım. Evet, şimdi arkadaşlar aynı şekilde biraz önce yaptığım gibi hepsini yapıyorum. Önce kenarlarından. Sonra bu şekilde rulo yapıyoruz. Ve şimdi şuraya bir tane yumurta ve sarısını ayırmıştık arkadaşlar. Şöyle kalan yağımı içine koyuyorum hemen. Evet, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koydum yumurta sarımın içine. Şöyle fırça yardımıyla iyice çırpıyorum. Şöyle bir güzel sürelim. Şöyle susamlarımı da üzerine atayım. Birazcık da çörek otu atacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi yaklaşık bir 5-10 dakika, 10 dakika bekletmem, bir 5 dakika falan tepsi mayasını bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra fırınıma göndereceğim poğaçalarımı. Şöyle bakın, bir tanesinin iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde kat kat görünüyor. İnşallah sizler de dener ve yaparsınız arkadaşlar. Bizim beğendiğimiz bir tarif. Çocuklar da çok seviyorlar bu poğaçayı. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.